Kuruluş Osman, Bozkır Arslan'ı Celaleddin, Kardeşlerim ve Maraşlı gibi dizileri ekrana getiren ATV'nin fenomen dizisilerinden biri ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırım'ı, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümü geride bıraktı. Başarısıyla kendini kanıtlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, zaman zaman son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı videolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili çeşitli iddialarda bulunan Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kendisine bir gönderme yapıldığını söyleyen Sedat Peker diziye tepki göstererek, tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker, şoförlük yapıyor, bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki, boş versen Peker'i, o hep böyle boş konuşur, ifadelerini kullandı. Sedat Peker, Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştum. Bana döndü, öyle şey mi olur, tesadüf olmuş, dedi. Ben mal mıyım, çocuk muyum? Dizide karakter için, Peker de boş konuşmazmış, dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler, dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna sonradan dahil edilen şoför Peker karakteri için, onların içinde zayıf halka Peker İshak. İcraatı var oradan biliyorum, iyi tetikçidir ama konuşuyor yani, tanımlaması yapılmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken diziden tedirgin eden bir haber geldi. İddialara göre, 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir otelin kafesinde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan kadın çalışanlar, kostümleri değiştirmek için otel odalarına çıktıkları sırada, yan odalarındaki alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olan Arif Yıldırım ve Şiar Altos'un tarafından önce sözlü hakarete uğradı. Set çalışanlarının kendilerine aldırış etmemelerine sinirlenen Yıldırım ve Altos'un, oda kapısını tekmelemeye başladı. Sesler üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının olay yerine gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra lobiye inen tarafların kavgasına, otele gelen gece bekçileri müdahale etti. Meydana gelen olay sonrası Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiar Altos'unu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiar Altos'un, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak şüpheliler, yaklaşık bir ay sonra tahliye edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan May City Otel'de, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizisinin çekiminin yapıldığı, dizi oyuncuları ve ekibinin tamamı ile şüphelilerin de aynı otelde kaldıkları belirtildi. İddianamede dizi ekibinde yer alan set çalışanları müştekilerin, otelin ikinci katında çalıştıkları sırada, şüpheliler Şiar Altos'un ve Arif Yıldırım'ın, burada porno mu çekiyorsunuz, diyerek küfür etmeleri üzerine, üç kadın set çalışanının bulundukları ikinci kattan çığlık atarak yardım istedikleri ve odalarının kapısını kapattıkları belirtildi. Sinirlenen şüphelilerin, müştekilerin bulundukları odanın kapısını kapatmalarının ardından odaya girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, müştekilerin ise her iki şüphelinin odaya girmelerini engelledikleri anlatıldı. Aynı zamanda iddianamede çıkan arbede üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının ikinci kata çıktıklarında, şüphelilerden Şiar Altos'un, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetli Işık'ın, müştekileri, sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz, diyerek tehdit ettikleri anlatılırken şüphelilerin eylemlerine devam etmesi üzerine olay yerine gece bekçilerinin geldiği, bunun üzerine şüphelilerden tamamının ikinci kattan otelin lobisine indikleri, lobide bulunan müştekiler Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırım'ı tehdit ettikleri aktarıldı. Şüpheliler Şiar Altos'un ve Arif Yıldırım'ın, 30 Kasım 2020 tarihinde tutuklandıkları, yaklaşık bir ay sonra da tahliye edildiklerinin belirtildiği iddianamede, Şiar Altos'un ve Arif Yıldırım hakkında 18 yıl 2 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.